İnternet dünyasında bir şeyler yapıyorsanız, bir şeyler üretmeye çalışıyorsanız içeriğin ne kadar önemli olduğunu, SEO uyumlu içeriğin ne kadar önemli olduğunu daha doğrusu bilirsiniz arkadaşlar. İşte size bugün mükemmel bir yapay zeka aracı göstereceğim. Mükemmel bir yapay zeka aracılığıyla işlerinizi nasıl kolaylaştıracağınızı, nasıl SEO uyumlu içerikler üreteceğinizi ve bu içeriklerden nasıl daha hızlı bir şekilde trafik alabileceğinizi aslında bu videoyla anlamış olacaksınız. Sizi çok fazla bekletmiyorum. Hemen videoya geçiyoruz. Kıymetli izleyicim, kanalıma hoş geldin. Bu kanalda dijital pazarlamayı, girişimcilik projelerimizi, yapay zekayı, e-ticareti ve en çok da sizlere tecrübelerimi aktarıyorum. Bugünkü konumuz da içerik arkadaşlar. Biliyorsunuz içerik Google tarafında ve dijital pazarlama tarafında çok önemli. Kullanıcılar belki o kadar uzun içerikleri okumuyorlar ama robotlar okuyorlar. Kimi kullanıcılar da okuyorlar tabii ki arkadaşlar. O yüzden içeriğimiz ne kadar SEO uyumlu olursa, ne kadar Google'ın algoritmasına uygun bir içerik üretirsek Google da bizi bu içeriklerde üst sıralara çıkarıyor. Dolayısıyla biz de eğer sitemizde reklamlardan para kazanıyorsak, tabii ki ne kadar çok fazla tık alıyorsak, ne kadar çok fazla ziyaretçi geliyorsa biz de o kadar çok para kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Bunu sağlamak için de ne yapıyoruz? Kaliteli içerikler üretiyoruz. Kaliteli içerikler üretmek için de ne yapıyoruz? Artık yapay zeka araçlarını kullanıyoruz. Eskiden bu işler daha zordu. Eskiden işte yazıyorduk, araştırıyorduk, oradan bir sürü yazar buluyorduk, editör buluyorduk falan. Ama artık hayatımızda yapay zeka araçları var. Bugün de bunlardan bir tanesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Block SEO diye bir yapay zeka aracı. Şimdi size ben bilgisayar ekranını alacağım ve bilgisayar ekranında birlikte bir yazı hazırlayacağız. E-ticaretle alakalı bir yazı hazırlayacağız. Ben kendi web sitem için bu yazıyı hazırlayacağım ve videoyu lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Nasıl 100 üzerinden 90 puana o yazımızı çıkardığımızı da birlikte görmüş olacağız. Ne yapıyoruz? Hemen ekrana geçiyoruz. Ama öncesinde kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü size bu kanalda bundan sonra daha çok yapay zeka içerikleri, daha çok nasıl internetten para kazanabileceğinizi anlatan ve bu kazandığınız paraları da altın, borsa vesaire gibi alanlarda nasıl yatırım yapabileceğinizi anlattığım videolarla gelmeye başlayacağım. Hadi o zaman daha fazla beklemeyelim. Bilgisayar ekranına geçelim. Evet arkadaşlar, biraz önce de bahsettiğim gibi içerik üreticiliği konusunda özellikle internet web sitesi tarafında işlemler yapıyorsanız SEO çalışmaları, tabii ki tüm içerikler de önemli ama SEO çalışmaları özellikle Google tarafında çok ama çok önemli arkadaşlar. Bugünkü konumda biraz önce anlattığım üzere içerik üretimi, şu an ekranda görmüş olduğunuz web sitesi aracılığı ile SEO uyumlu çok kolay makaleler yapabiliyoruz ve ortaya muhteşem şeyler çıkıyor. Ben bir tane denemiştim. Şimdi birlikte beraber farklı bir konuyu deneyeceğiz. İnternet sitesine girdiğinizde hemen buradan giriş yapabilirsiniz. Ben giriş yaptığım için direkt başlayacağım. Evet, şu an beni aldı. Bu arada bu internet, bu yapay zeka aracı arkadaşlar daha doğrusu. Şöyle anlatayım. Giriş yapabilirsek şuradan. Şuradan gidelim. Bu yapay zeka aracımız arkadaşlar bize blog SEO uyumlu blog yazıları yazıyor, içerikler üretiyor ve aynı zamanda şöyle bir güzelliği var. Hemen aşağı doğru ineceğim. Notion ve Shopify entegreli arkadaşlar bu. Eğer Shopify'de bir web siteniz varsa çok kolay bir şekilde entegre edebiliyorsunuz ve onun üzerinden blog yazıları yayınlayabiliyorsunuz. Efsane özelliklerden bir tanesi. Hemen geldim, tekrar giriş yaptım. Buradan yeni bir yazı oluştur diyorum. Şimdi yazımın dili ne olsun? Ya İngilizce'de çok iyi şeyler çıkarıyor. Ben bilerek Türkçe'yi deneyeceğim arkadaşlar sizinle. Türkçe yapalım. Buraya da konumuz neyle alakalı olsun? E-ticaretle alakalı olsun. Ben direkt şöyle yazıyorum. E-ticaret nasıl yapılır diye bir şey girelim buraya. Anahtar kelime istiyor. Anahtar kelimelerde de şöyle yazabiliriz direkt. E-ticaret E-ticaret nasıl yapılır diyelim mesela. Sonra buradan yine Türkçe dilinde bize anahtar kelime önermesini isteyeceğiz. Türkiye'deki anahtar kelimelerden bize öneri yapacak. Bakın şu anda. Şu an yazımızın başındayız. Yani bir blog yazısı hazırlıyoruz, bir içerik hazırlıyoruz ve içeriğin başındayız şu anda. Belli çerçeveleri çiziyoruz aslında.
şu an arıyor bizim için. Dataları inceliyor Google üzerinde ve diğer arama motorlarında. Birazdan bize anahtar kelime örnekleri verecek. Bakın. E-ticaret. E-ticaret nasıl yapılır? E-ticaret ipuçları, e-ticaret stratejileri, internetten satış diye ben 3 tane anahtar kelime daha belirledim ve yazdım. Zaten şu an ücretsiz versiyonda 5 tane belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra ileri diyorum. Bana şu an title'lar önerecek. 3 tane de link verebiliyorum. E-ticaret ipuçları, e-ticaret başlangıç rehberi, e-ticaret başarılı olma yolları, internetten satış yapmanın püf noktası, e-ticaret başlangıç rehberi diye ben başlığımı seçiyorum. Link vereceğim. Link de buraya kendi internet sitenizle alakalı linkler verebilirsiniz. Ben kendi internet sitemizden, kurumsal sitemizin linkini vereceğim. Yazdık bakın. 3 tane link ekleyebiliyorsunuz bu arada. Sonra devam diyoruz. Devam ki burada diyor ki kaç bölüm olsun? Free versiyonda 10 bölüm yapalım biz. 10 tane bölüm olacak yani yazımızda. Yazımızın içeriği profesyonel içerikte mi olsun, akademik mi olsun? Ben profesyoneli seçiyorum. Profesyonel bir içerikte yazı yazsın. Anahtar kelimelerimiz belli, dilimiz belli. Şimdi bize önce metin şablonunu verecek arkadaşlar. Önce başlıkları verecek. Diyecek ki bu başlıkları kabul ediyor musun sen diyecek. Bakacağız. Kabul etmiyorsak yeniden öğrettireceğiz. Bakın diyor ki neden e-ticaret yapmalısınız? E-ticaretin avantajları, hangi ürünleri satabilirsiniz? İş planı, web sitesi, ödeme, kargo, müşteri. Bakın her şeyi anlatmış ya. Güvenliğe kadar her şeyi anlatmış. Bence süper. Yani eğer bunu beğenmezsek bir kere daha oluşturabiliriz çıktıyı. Ama ben beğendim. Bunu seçiyorum. Ve ne yapıyorum? Devam diyorum. Şimdi burada kaç kelime olsun? 2000 artı kelime istiyorum. Ben zaten bölümlerimizi yazdı. Şimdi oluştur diyoruz. Hemen yazmaya başlıyor. Bakın bizim için yazıyor arkadaşlar şu anda. Görüyorsunuz sizin için çalışıyor ya. Sizin için yazıyor. Çok eğlenceli. Ben çok beğendim. Ben de kullanacağım bundan sonra. Mutlaka yani e-ticarette iş yapanlar, dijital pazarlama uzmanları, dijital pazarlama uzmanı olmaya aday arkadaşlarımız bunu mutlaka kullanmalılar. Çok işinize yarayacak. Bakın güzel de yazıyor. Yani hem SEO uyumlu çalışıyor. Ya bulamazsınız yani böyle. Ben çok başarılı buldum. Birazdan size çok önemli özellikleri de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi o yazmaya devam ediyor şu an. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. 2000 kelimeye kadar yazacak bize. Başlıkları da verecek. Bakın daha girişi bile çok uzun oldu yani. Arkadaşlar bakar mısınız? Müthiş bir içerik oluşturdu. Bakın indeksi de var burada. Tüm içerikte neler var? Toplamda 3796 kelimelik bir içerik oluşturdu ve çok detaylı bir içerik oluşturdu. Şimdi ne yapıyoruz? Diyoruz ki buna bir de sen meta bilgisi oluştur. Yani nedir bu meta bilgisi? Bizim internet sitelerimizde Google SERP ekranlarında görünmesini istediğimiz yazılardan bir tanesi. Açıklama metni arkadaşlar. Şimdi bunu oluştursun. Bakın bunu da kendisi oluşturuyor arkadaşlar. Müthiş bir şey. Sonra diyoruz ki buna bir de bu metinde bir de sık sorulan sorular oluştur kardeşim diyoruz. Bakın onu da oluşturuyor şu anda. Şu an onu da yapıyor. Evet şu an sık sorulan soruları da oluşturdu arkadaşlar. Şimdi bunu ben kendi web sitemde yayınlayacağım. Beraber yayınlayalım hemen. Bu arada ben doyumsuzum. Sonra diyorum ki bana buna görsel de yap diyorum. Geliyorum. Kapak görseli istiyorum. Bakalım ne verecek bana kapak görseli olarak. Bekliyorum şu an. Kapak görseli olarak ne gelecek? Çünkü görsel çok önemli. Yani web sitelerimizde kapak görseli ve hatta içerik görsellerinin de olması çok önemli bir konu Google robotları açısından. Şöyle bakıyorum. Görselde buraya geldi mesela.
Şimdi bunu kendi web siteme ekleyeceğim. Ben buradan kopyala diyorum. Aldım bunu, yazılar kısmına geldim. Benim WordPress tabanlı bir sistem var. Shopify vesaire gibi bir altyapıda entegrasyonla da çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. O çok daha detaylı bir konu. Geldim mesela. Acaba bana kod olarak mı verecek bunu, merak ediyorum. Evet, kod olarak gönderdi. Bakıyorum. Yok, şöyle yapacağız. Direkt yapıştır desek. Evet, şöyle daha güzel oldu. Bakın, tüm başlıkları, hashtaglerini eklemiş. Yani müthiş arkadaşlar ya. Ben çok beğendim. Aşırı beğendim. Yani biz bunu buradan alabiliriz. Bunu ben burada istemiyorum. Bunu ben buradan alırım. Sonra e-ticaret başlangıç rehberi diye, bakın başlığımı da veriyor zaten bana. Evet, bakın video içeriğimizi eklememiz ve bize yapay zeka aracının verdiği düzgün bir yapıyla beraber SEO puanımız 100 üzerinden 90 arkadaşlar. Bu çok iyi. Tekrar güncelliyoruz. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bunun gibi çok daha fazla yapay zeka aracını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hem kısa video olarak hem de bu şekilde uzun detaylı videolar olarak sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.